Burada açılmak istenen açık ocak usulüyle bir maden ocağı var Koza Holding'in. 2023 yılı 18 Aralık tarihinde başvurduğu ÇED süreci için Ardahan Valiliğine başvurduğu bir bakır ve altın açık ocak usulüyle bakır ve altın çıkarmak için bir başvurusu var. Bizler köylüler olarak bunu istemiyoruz. Bununla ilgili köyümüzde İstanbul Derneğimizle, Ankara Derneğimizle bir toplantı düzenledik. Köylülerimizi bilinçlendirdik, çevre köyleri bilinçlendirdik. Her ne kadar bu Büyük Altınlak Köyü'nde açılmak istense de bu maden ocağı, dolaylı olarak 5 köyü etkiliyor. Bütün köylülerimizi bilgilendirdik. Köylüler tamamen karşı, hiç kimse istemiyor maden ocağını. Çünkü burası bizim doğal yaşam alanlarımız. Biz burada tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktayız. Gördüğünüz gibi işte kışlık hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılamak için çayırlarımızı, tarlalarımızı biçiyoruz. Meralarımızda hayvanlarımız otluyor. Açılmak istenen maden ocağı tam köyün 150 metre evlere yakın bir alanda açılmak isteniyor. Verilen projede ilk başta burada çıkarılacak cevherin Gümüşhane'de götürülüp oradaki tesislerde işleneceği söyleniyor. Ama biz buna inanmıyoruz. Çünkü 400 kilometrelik bir mesafeye buradan toprak taşımak çok da mantıklı görünmüyor. Burada ileriki süreçlerde siyanür havuzlarının açılacağı, bunun da doğamıza ve çevremize çok zararı olacağını bildiğimiz için biz maden ocağının ilçemizde ya da herhangi bir köyümüzde açılmasını istemiyoruz. Açılacak olan maden ocağının tam dibinde dere geçiyor, Şimşimik Deresi. O derede Kura Nehri'ne karışıyor. Kura Nehri'ne karışan en büyük kollardan bir tanesidir. Bildiğiniz gibi Kura Nehri de sınırlarımızı aşarak Gürcistan'da Hazar Denizi'ne boşalıyor. Dolayısıyla buradaki bir faaliyet, siyanürlü bir altın arama faaliyeti Ardahan coğrafyasını tamamen etkileyecektir. Şimdi yeraltı kaynaklarının çıkarılması ülkeye ekonomisi açısından önemli olabilir ama ben kendi görüşüm, düşüncem, maden çıkarılacak yer var, çıkarılmayacak yerler vardır. Burası işte doğal güzelliği olan bir alan. Burada maden faaliyeti yapılması çok da mantıklı değil. Çünkü burada çıkarılacak madenin 3 yıl içerisinde cevherin çıkarılıp bitirileceği söyleniyor projede. 3 yıl sonra buralar çölleşecek. Burada yaşam bitecek. İnsanlar göç etmeye başlayacak. Toprak Allah bize vermiş bu toprakta. İnsanoğlu yaşadıkça, var oldukça, dünya var oldukça bu toprakta ekmek yeriz. Ama 3 yıl sonra maden ocağı bitince köylü aç kalır. Gelsin çıkarsınlar. Yazıktır, günahtır bunlara. Daha fakirdiler. Ülkemizin bu güzel şeylerini söküp Amerika'ya göndersinler. Değilsin. Götürsünler, koy burada. Buranın halkı önemli değildir. Buranın halkı sürünmeye mahkum olsun. Buradaki insanlar, hayvanlar, canlı olan her şeyi yok etsinler. Aynı Erzincan'ın gününe bıraksınlar bizi. Bizim başka hiçbir gelirimiz olmadığı için yani bu insanlardan ne istediklerini bir doğruca bir anlatsınlar insanlara. Ayıptır, günahdır. Evet. Köyü kaldırsalar da önemli değil, kaldırmasalar da önemli değil. Canlı yaşamayan bir şehirde koruyucu duvar kalsa ne olur, kalmasa ne olur? Etkiler yani, etkilemez diye bir şey yok. Dinamit patlayacaklar, sınavur kullanacaklar. Erzincan nasıl olduysa aynı olacak, ne olacak? Şimdi Erzincan'da ne yaşar? Hiçbir şey de yaşamıyor. Hayır, inanmıyorum. Biz madeni toprağın üstünde işliyoruz. Hayvancılıkla, çiftçilikle kendi yağımızda kavruluyoruz. Bak burada bir dere geçiyor, bak su geçiyor. Gerekirse bu suyu içebiliyoruz biz şu anda. Temiz su. Ama yarın maden girerse, siyanür kullanılırsa ne bu suyu içilecek, ne bu hava olacak, ne de yaşam olacak. Burada yaşamı bitirecekler. Nereye gideceğiz? Bizim gidecek bir yerimiz de yok. Bu köyün bütün, yani bu köy değilse de bütün çevre köylerin hayvancılıkta, çiftçilikte başka bir gelirimiz yok. Yani şimdi 3 yıl burayı bir yıkıp dökecekler. Önce bu gerçek yani. 3 yıl bile olsa buraları yıkıp dökecekler. Bunun bir daha geri dönüşü olacak mı? Olmayacak. Millet perişan olacak. Havamızı kirletecekler. Suyumuzu kirletecekler. Bundan sonra geri dönüş olsa ne olur, olmasa ne olur? Bu toprağı, bu şeyi bitirdikten sonra onun bir kıymeti harbiyesi yok. Hayır, köylüye bir istihdam da açılmaz. Açılsa da ölümdür zaten o. Ölüme istihdam açacaklar. Orada çalışan işçi 3 sene, 5 sene siyanürde zehirlenecek. Ondan sonra sonu ölüm.
önünde yatacağız o makinelerin önünde. Ya bizi çiğnip geçecekler ya da bırakıp gidecekler. Bunu da hiç istemiyoruz. Buralara gelmesinler. Bizim yerimiz iyidir. Biz kendi yerimizde memnunuz. Onlar da buralara hiç gelmesinler. Yine o gün çıktım o ağaçların yanına çıktım. O ağaçların içinde adam yazık değil mi o ağaçları kırıp geçirecekler. Ağaçları hep dağıtacaklar. Yazık değil mi o ağaçlara? Hep insana ihtiyacı var. Yapmasınlar. Böyle iyi değildir. Dırıncıttım. Rahatsızım. Kalbimde rahatsızım. Olmaz baba, olmaz. Bu hiç iyi bir şey değil ki bizi getirip perişan edecekler buralarda. Yazık değil mi bize? Günah değil mi? Perişan oluruz. Ne olacak? Başka gidecek yerimiz yok, yurdumuz yok. Ya çoluğumuz, çocuğumuz çekirgedi orada burada kirada. Biz gidip onlara muhtaç mı olur? Kendimize bir ev yapmışız, iyi kötü içinde yaşamaya da. Zaten deprem, çayda da şey fay hattı geçer. Şimşek çayı diyorlar. Orada fay hattı da geçer. Zaten bir deprem oldu, hepsi gidecek. O nedir, top attılar, ne edirler? Onu da attılar mı, evlerimiz hep üstümüze yıkılacak. Hiçbir yere gidemeyecek. Aynen ilişte gibi toprağın altında kalacak, nereye gidecek? Zaten bir yere gittiğim zaman beni de almazlar, eşim de almaz. 40 yaş üstüyüz. Kimse almaz bizi işe. Ben orada da yapamam. Kendi çocuklarımı burada okutmak istiyorum. Madene kesinlikle onay vermiyoruz. Madene hayır diyoruz. Bütün varımı variyetimiz zaten 19 yıldır evliyim. Bütün variyetimi veriyorum. Evi ev yaptım. Ben şehirde gidip nereden ev alacağım o fiyatlara? Şimdi onu sayarsam hiçbir şeyim kalmayacak. Ben hastasıyım. Akciğerlerimde rahatsızlığım var. Karaciğerlerimde. Dolayı geçim sağlığım bura kaynağım. Çiftçilikle uğraşıyorum. Madene hayır diyorum.